Sayın seyirciler, eğitim durağımıza hoş geldinizdir. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugünkü programımızın konusu şiirin dili. Bu program ile amacımız toplumu şiir konusunda aydınlatmak, şiir okuma ve yazma sevgisini aşılamak, şiirin eğitimdeki yerini kavratmak, öğrencilerin şiire dikkatini çekmektir. Katılımcı arkadaşlarımız Mehmet Bayramoğlu, şair, serbest meslek sahibi, Suna Babayeva, edebiyatçı ve Şiirseverler Derneği üyesi, aynı zamanda öğretmen, Osman Kılıcaslan, Şiirseverler Derneği Başkanı. Şöyle bir göz atıcı olursak, anlatımlar ya nesirle olur ya da şiirle olur. Tabii şiirle anlatım, nesirle anlatımdan daha etkilidir. Şiir niye delir? Dilin anlam, ses ve ritim özelliklerini belli bir düzen içinde kullanarak doğayı, bir olayı, duygu ve düşünceleri coşkulu bir şekilde anlatım biçimidir. Şiirde her satıra dize denir. Anlam bakımından birbirine uyan iki dizeye de beyit denir. Dört satırdan meydana gelen dörtlüklere, birbiriyle anlam bakımından uyan dörtlüklere de dörtlük veya kıta denir. Bent 3-5 veya daha fazla dizi şiir birimleridir. Şiirde ses ve ritime şöyle bir iki cümlelik göz atacak olursak, şiirde ahenk birbiriyle uyumlu seslerin belli bir ritimle bir araya arada kullanılmasıdır. Ölçü, şiirde ahenk oluşturmak amacıyla dizelerdeki hece sayılarının ya da ses değerlerinin birbirine eşitlemesidir. Hece ölçüsü, dizelerdeki hece sayısının eşit olması esasıdır. Serbest ölçü, dizelerde ahenk ve hece arız ölçüsü değil, sözcüklerde ses ve uyum aranmayan şiirlerdir. Bir de şiirde uyak vardır. Dize sonlarında yazılışları aynı, anlam ve özellikleri farklı olan eklerin sözcük ve sözcük gruplarının tekrar edilmesine de uyak denir. Bu şiire bir güzellik katar. Şiir çeşitli şiir çeşitleri vardır. Birkaç edebiyatımızda lirik şiir, didaktik şiir, epik şiir, pastoral şiir, statik şiir ve dramatik şiir olarak adlandırılır. Bunlar edebiyatımızda çeşitli şekillerde gruplanmıştır. Halk edebiyatımızda da koşma, güzelleme, taşlama, koçaklama, ağıt, semağı, varsağı ve destan diye ayrılır. Şimdi Alanya'da genellikle şiir yazan, şiir okuyan bir derneğimiz var ve çeşitli şahsi olarak yazan arkadaşlarımız da var. Şiir, Alanya'da şiir yazan arkadaşlarımızdan bir tanesi Mehmet Bayramoğlu'dur. Hoş geldin Sayın Hocam, Mehmet Bey. Hoş bulduk Mehmet Hocam. Bey, kendisi Güzelbağ beldesinden serbest meslek sahibidir. Ancak oradaki yoksullukları, fakirlikleri, daha çok ezilmiş denen insanların şiirlerini dile getirir. Aynı zamanda şiirlerini beste yapıp sazda da çalar. Mehmet Bey, bu şiir yazma zevkine ne zaman başladınız? Nasıl başladınız? Hocam, her şeyden evvel böyle bir kurumu bize açan kanala, televizyonla, bugüne emek veren, bu işlerin arkasından koşturan sizin gibi değerli hocalarımıza her şeyden evvel teşekkür ederim. Sağ ol. Ve Alanya'nın böyle bir gününü kutlar. Daimi her günü böyle olması temennisiyle başlayalım. Şimdi çok ileri kültürümüz olmamasına rağmen biz bunu kaleme döktüğümüz yazılarımız. Biz şiiri ancak böyle biliriz. Sadece şiir benim şahsi görüşümle İçinden geçeni kaleme dökmek, kalemden karşıya yansıtmak, okuyarak da yansıtmaktır. Şiirin anlamı budur. Evet. Ben öyle yazdım, öyle değerlendirdim ve böyle bildim. Yani daha çok, baştan da dedim, çok ileri bir kültürümüz olmamasına rağmen düşüncelerimizi sadece şiirle anlatabildik, sazımızla anlattık, anlatıyoruz. Biz genelde deyiş şeklinde ve taşlama şeklinde, bir de aruz biçimi, yani sonu
üç tarzda benim şiirlerim. Ben de bu kadar, arkadaşlarıma da başarılar diliyorum hepimize. Evet, örneklerden. Evet, örneklerden okuyalım. Evet. Bir benim tane. İlk yazdığım şiir, hiç aşık olmadım hocam ben, aşık şiiri yazmadım. İlk bir şiirimi yazmıştım eşim üzerine. Gerçekten. Evet. Onu okuyayım. Gül yüzlü sevdiğim nazlı cananım, ne gezip durursun el pazarında. Mevlam seni övmüş övmüş yaratmış, dolanıp durursun dil pazarında. Mah yüzünü gördüm divana durdum, geleceğe dair hayaller kurdum. Gizliden sana bir haber saldım, mektuplar dolanır tel pazarında. Divan olmuş sıra sıra durmuşlar, tuzak kurup kanadını kırmışlar. Bülbülü demirden kafese koymuşlar, gargalar dolanır gül pazarında. Feda olsun sana kurbandır canım, kessen akmaz ki damardan kanım. Gücüm yetmiyor sana sultanım, karınca geziyor fil pazarında. Şu fani dünyada kalmadı yerim, bayram oğluyum yaradan kerim. Senin yanında yoksa değerim, götür sat istersen mal pazarında. Oo, çok güzelmiş ya. Şimdi bu şiirin sevgiye dayanan, evet, aşk şiiri. Bir de seni bildiğim kadarıyla fakir bir yöreden olmam dolayıyla, evet, Güzel Bağ'dan. Evet hocam. Kızıl, evet, Ağaç'tan yazıyorsun. Evet, evet, Güzel. Bir de ondan örnek alalım. Şimdi oradan alalım. Ben yaylama dair yazdığım bir şiir vardı. Sen de biliyorsun. Kızıl Ağaç Yaylası dedikleri gölümüz, yaylada. Evet, evet. Eğri Gölü. Tabii bura yıllarca hep geri kalmış. Yolu geç çıkmış, suyu geç çıkmış, yerleşimi geç olmuş ama zamanla düzelmiş. Şimdi yeni yeni değer verilmiş. Onun için ben dedim. Evet. Geç kaldık be köyüm, uyanamadık. Yeni yapılıyor yolun Eğri Göl. Nice insanlara yuvalar kurduk. Olsa da konuşsa dilin Eğri Göl. Baharı görmeden sanki güz olmuş. Evleri yıkılmış, yeşili kalmış. Her tarafın insanlarla güzelmiş. İnsanları açar gülün Eğri Göl. Issız kalmış, melul melul bakıyor. Türlü pınarların boşa akıyor. Ne çoban varıyor, ne mal çıkıyor. Terk edilmiş gibi halin Eğri Göl. Soğuk pınarlarda yüksekçe tepe, göçmüyor insanlar dalmış gaflete. Dağlar bile dayanmıyor hasrete, sanki bükülmüş belin Eğri Göl. Açılır çiçekler, ötüşür kuşlar, insanı özlemiş dağ ile taşlar. Ömür geçicidir boşa telaşlar, yaşın belli değil ulu Eğri Göl. Kalmadı yaylanın eşki nesesi, açmış mı geyinin mor menekşesi. Geyik dağının gündüz gecesi, durmadan esiyor yelin Eğri Göl. Sultan pınarın soğuk içilmez, vazgeçilmiyor sakın geçilmez. Çok değerlidir baha biçilmez, ödenmez paran pulun Eğri Göl. Duman gelir tepesinde dolaşır, engininde koyun kuzu meleşir. Arıları çiçek çiçek dolaşır, her derde devadır balın Eğri Göl. Torosların birbirine bağlıyor, akarsuların boşa çağlıyor. Arap çayırın durmuş ağlıyor, her zaman gözlerin sulu Eğri Göl. Güneş erken vurur dağın başına, dünyayı dolaşma boşu boşuna. Güvenilmez oldu elin işine, bayram oğlu olsun kölen Eğri Göl. Çok güzel, teşekkür ederiz. Çok ben güzel anladın. Çünkü ben oraları biliyorum. Şiirle çok güzel ifade etmişsin, anlatmışsın. Evet, Sayın Osman Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim hocam. Siz Alanya'da Şiir Sevenler Derneği Başkanısınız. Evet, Şiir ve Sanat Derneği. Evet. Şiir ve Sanat Derneği. Şiir tabii yazmak, okumak bir sanat ifadesi. Evet. Edebiyatımızda da çok önemli bir yeri var şiir, evet, anlatımların. Şimdi Osman Bey, bir iki cümle derneğimiz
hakkında ve şiire de nereden başladın? Önce şiire nereden başladın? Yazıyorsun sen, kendin yazıyorsun, kendi şiirlerini söylüyorsun genellikle. Evet. Yazdığın şiirler çeşitli konular ifade ediyor. Evet. Aşk şiirleri, sevgi şiirleri, gurbet şiirleri, kahramanlık şiirleri, bir de doğa şiirleri yazıyorsun bildiğim kadar. Evet. Bu şiirlerden bazılarını sazınla beste yaptın, çalıyorsun. Evet. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, ne zaman başladın şiire? Şiir hakkında birkaç bilgi ver. Şiir çok küçük yaşlarda. Babam rahmetli şiir okurdu, yazardı. Bir gün Adana'ya gitmiş. Orada ağası vefat etmiş. Ona şiir yazmış. Ozan'a vardım gece yarısı. Kalktı geldi şu doktorun birisi. İğne vurdu bulamadı çaresi. Kader böyleymiş, kime ne diyeyim. Ne zamandan yatar bu senin hastan? Ölüsü olanlar kurtulmaz yastan. Yozgatlı Raşit söylüyor destan. Kader böyleymiş, kime ne diyeyim. Bunu geldi bana anlattı. Ben onun türküsünü söyledim. Ağlardı. Ve o günden sonra 66'dan beri, 65 işte o zamandan beri işte ben şiire heves ettim. O zamandan beri babam, dedem de zaten şairmiş, ozanmış. Babam yazardı, ben de onun eseri, herhalde onunla etkilendim tahmin ediyorum. Ha, atadan gelme. Evet, mi? Alanya geleli 22 sene oldu. 22 senedir Alanya'da yaşıyorum. Çocuklarım burada, 7 çocuğum var. Çalışıyorum, inşaattan emekli oldum. Hocalarımla tanıştım, sizle tanıştım, hocamla tanıştım. İşte tabii acizane elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. 7 senedir de derneğe yürütmeye çalışıyorum ama tek başıma. Arkadaşlar tabii herkes geliyor işte. İmkan olduğu kadar sizleri tanıdım. Ne mutlu sizleri tanımak. Bugünden sonra da eğer ki değer verirseniz bu kültüre, biz arkanızdayız. Elimizden geldiği kadar, sonuna kadar derneğimiz olarak, şahsım adına, arkadaşlarım adına hep beraber yanındayız. Çok teşekkür ederim. Ama çok geç kaldı diyorum ama yine de geç kalmadı. Siz varsınız iyi ki. Yapalım. Zaten bizim de bir edebiyatla ilgili bir dergimiz var. Alanya'ya, evet. Dört Mevsim Alanya diye. Evet. İşte bu şiir yazanları, hikaye yazanları, roman yazanları, kitap yazanları orada tanıtıyoruz. Çok iyi olur. Daha iyi. Osman Bey, şimdi siz yazdığınız örneklerden bize İki tanesini okuyamıyorum. Tabii Alanya'dan etkilendim çok, evet. Geldiğim zamanlar. Dünyada tek Türkiye'de dört mevsim var bir ilçede. Mandalin, nar, muz bahçede yetişirdi Alanya'da. Tüm bahçeleri satıldı. Beton binalar yapıldı. Yeşilin çok çok az kaldı. Ne oldu güzel Alanya'm? Buradan güzel zor yer bulursun. İstersen gez, gör dünyayı. Kılıç aslanlar Keygubat yaşamış. Yaşamışlar, gör Alanya'yı. Bari oba yeşil kalsın. Orada yaşayan anlasın. Yeter ki betonlaşmasın. Söylüyorum güzel Alanya. Alanya'nın kestelinde, dim çayı dünya dilinde. İngiliz, Fransız, Alman dost olmuşlar bu ilçede. Günde dört mevsim yaşarsın. Dağlar, denizler aşarsın. Güzelliğine şaşarsın. Kızıl Kule Alanya'da. Güzelliğine şaşarsın. Kılıç Arslan Alanya'da. Teşekkür ederiz. Evet. Sağ ol. Alanya'ya ilk geldiğimde işte bu manzarayı görünce çok etkilendim. Tabii elimizden geldiği kadar bunu CD'ye aldık. Yazdık, okuduk. Size teşekkür ediyorum bunu bize okuttuğunuz için. Çok sağ olun. 7-8 senedir bu eseri okuyamadım hiçbir programda. Okutmadılar. Şimdi İnanın halka sesleniyorum burada. Alanya halkı beni iyi tanır. Hocam da tanır. Okutmadılar. Zaman bulamadık, yer bulamadık. İmkanlar yok. Size tekrar teşekkür ediyorum hepiniz adına. Sağ olun. Evet, bir de bir kitap okurken, çok etkilendiğim bir eser, dini bir eser. Onu okuyacağım müsaade ederseniz. Tamam, buyur. Namazla ilgili, dökülür bedenden cümle günahlar. Namaz için abdest aldığın zaman iki melek iki yanında durur. Sabah namazını kıldığın zaman dahi namazı terk etme sakın. İster isen imanın ola bütün, hak kulum derse Resul ümmetim, öğle namazını kıldığın zaman gökten yere iner saf saf melekler. Meleklere eşlik eder yürekler. Kabul olur bütün dilekler. İlkindi namazını kıldığın zaman hak
Cennet bahçesini hep kendi bezer. Şad olur müminler içinde gezer. Kiramen kitabın sevabın yazar. Akşam namazını kıldığın zaman bu namazdır müminlerin burağı. Hak Teala yakın eder ırağı. Cennet âlâ olur onun durağı. Yastı namazını kıldığın zaman ecel yastığına koyunca başın dökülür gözünden kanlı gözyaşın. İman ile Kur'an olur yoldaşın. Azra ile can verdiğin zaman. Bu eser benim değil. Bunu tabii kim yazdı bilmiyor. Çok eski bir eser. Çok eski. Yani hiç ben bunu bir kitapta böyle şiir olarak gördüm ama tabii böyle bir eseri sizinle paylaştığım için Türk halkına, Alanya halkına armağan olsun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Üçüncü konuğumuz Suna Hanım. Değerli seyirciler, Suna Hanım yerleşik yeni Alanyalılardan bir arkadaşımız. Adını da Suna koymuş. Türkçeyi öğrenmiş. Ve şimdi de bizim kültürümüzden şiiri okumayı çok seviyor. Onu da yeni Alanyalılar adına çağırdık. Bize kendini bir anlatır mısın Suna Hanım? Suna Hanım okumayı seviyor. Evet. Ve dernek üyesi. Kendini bir anlatır mısın kısaca? Ben Alanya'da oturuyorum. Nerelisin? Aslan Azeri. Azeri, evet. Alanya'da yıllardır oturuyorum. Şiiri çok severim. Okumayı da çok severim. Bu yüzden arkadaşımızla görüştüğümüz zaman şiirlerini görünce okudum. Hoşuma gitti birkaçı. Teklif etti, dedi gel bizimle beraber bir okuyalım, bakalım. Ben de yok demedim yani, geleyim. Geldim. Siz de yeni Alanyalıları evet. Temsil ettiniz. Buyurun, önünüzde şiirlerden seçtiğiniz şiiri. İki şiirim var önümde. Biri Atatürk şiiridir. Bizim Osman Bey yazmış bu şiiri de. Atayı dünyaya getirdin canım. Elini öpeyim Zübeyde Hanım. Mustafa Kemal'dir adın soyadın. Habibim adındır atam. Selanik'te doğdun. Türk oğlu Türksün. Şehitler evladı şanlı büyüksün. Işığımız yansın, aşkınla sönsün. Parlayan ışıklar sandır atan. Selanik'te başlar vatan sevgisi. Bir gün bak Samsun'dan geliyor sesi. Vatan yayıldı gönül hevesi. Şehitler, gaziler kanındır atan. Düşmanlar vatana ediyor zulüm. Emir verdin ya istiklal ya ölüm. Şehit kanı toprak satılmaz gülüm. Gaziler şehitler canındır atam. Düşmanların gözü halen vatanda. Türk'ü iman gücü vardır atamda. 70 milyon izindeyiz şu anda. Ölürsem yerim yanındır atam. Kılıç Aslan yazmış gönülden içli. Karada, havada ordumuz güçlü. 7 düver geldi, hayale düştü. Ülke kurtaracak yakında atam. Teşekkür ederiz. Atatürk'ümüzü çok güzel bir şiirle bizlere anlattı. Evet, şimdi bazı insanların doğaya aşık olur. Bazıları insanlara aşık olur. Bazıları da yaratana aşık olur. Ben de bir şiir kitabı yazdım. Evet. Şöyle bir kitap yazdım. Kitabımız için gönlümün telinden bu kitabı Alanya'da yayınladım. Şimdi ben de Alanyalılara aşığım. Alanyalılara. Ben de Alanyalım diye bir şiir yazdım. Şöyle bir okuyayım. Daha bu yayınlanmadı. Alanyalım. Her gün ölümden gelir de geçerken garip gönlümü çaldın Alanyalım. Kendi halimde havada uçarken kanatlarımı kırdın Alanyalım. Aşkı sevdi diye kalbime koydun, arkamdan ne dediklerini duydun. Kendin de beni sevgili saydın, uzak yollarda yordun Alanyalım. Deryayla deniz nedir bilmez iken, karaciğerime battı bir diken, bahçemizde bağ bostan eker iken,
derin sulara saldın alayım. Salana salana gelir uzaktan, aslanı kurtarır fare tuzaktan, tarlası temizdir kaba tezekten, taze gönlümü yoldun alayım. Hayalin gözümün önünden gitmez, dillerim Mevla'dan, sevgilim hiç bitmez, aslanlar çakalın yanında yatmaz, avcılar gibi vurdun alayım. Seni sevince nice derde düştüm. Kara sevdan ile yandım tutuştum. Evvel hamdım şimdi aşkınla piştim. Yaşam dünyamı sardın alayım. Gözlerin Akdeniz'in bir mavisi. Saçların sarı rengin en iyisi. Duruşun kale burcundan birisi. Hal hatırımı sordun alayım. Gülünce çiçek açıyor yüzünde. Şarkılar söylenip yatsam dizinde, birlikte yaylaya gitsek yazında, kıymetimi bildin alayım. Kaleye çıkıp el ele tutuşsak, ceylanlar gibi göz göze bakışsak, akşamları iskelede buluşsak, beni sevince boğdun alayım. Denizde balık karada ceylansın, güzeli sevmeyen yürek dağlansın, sevdalıdır birbirine bağlansın, sonunda seni sevdim alayım. Seni sevince hayatım değişti. Yolumuz bu Alanya'da kesişti. Olgunun gönlü seninle barıştı. Gönlüme aşkla girdin alayım. Evet. Değerli hocam Bayramoğlu, şiirlerinde acıları, yoksullukları dile getiriyorsun. Peki şiir yazarken ne düşünüyor? Böyle bir... Evet hocam. Şimdi baştan dedik ya, şiir içinden geçeni kaleme, kalemden de karşıya yansıtmaktır. Aynen bir film şeridi gibi. Şimdi ben içimden geçen şudur. Aklıma geçerken her şeyi sererim. Doğayı sererim, dağı sererim, suyu sererim, denizi sererim. İnsanlığı hep karşıma böyle alırım. Hepsinden feyz alarak başlarım. Benim, bir de yaşantın da ona. Ya tabii yaşantım uygun. Da hep geldiğim doğam öyle, yapım öyle olduğu için. Şimdi ben mesela en çok Atatürk'ün adına inceleme yapıp onun adına yazmışımdır. Atatürk'ün zaman şartlarıyla değerlendirmişimdir. Hep atama bazısını şikayet etmişimdir. Bazısını atamın adına sergilemişimdir. Onundur. Bir tanesini okuyayım. Evet. Öyle bir zamana geldik efendim. Dirilip halimi görsün Atatürk. Dağıldık, perişan olduk efendim. Dirilip halimi görsen Atatürk. Kemikleri sızılıyor atamın. Hatırı kalmadı şehit yatanın. Parsel parsel bölünüyor vatanım. Uyanıp halimi sorsan Atatürk. Perişan varlığımız varımız. Tükeniyor sermayemiz karımız. Dile düştü namusumuz arımız. Dirilip halimi görsen Atatürk. Nida gelsin mah yüzünü göreyim. Sen kadı ol, ben davacı olayım. Bu vatana ben de kurban olayım. Dirilip halimi görsen Atatürk. Cumhuriyete hor bakanlar oldu. Hatta buna kurşun sıkanlar oldu. Ay yıldız bayrağı yakanlar oldu. Uyanıp halini görsen Atatürk. Gücümüz yetmiyor çıksak da yola. Uyansaydın ağlar edin halime, babanların el uzattı gülüme, dirilip halımı görsen Atatürk. Peşkeş oldu, zengin oldu ağalar, düzen kuruldu, boşaltıldı bankalar, kuvveye düşman sahte hocalar, ya uyanıp halimi görsen Atatürk. Görmeden eriyor yaşam farkını, terse döndürdüler demokrasi çarkını, savunamıyor hiç kimse hakkını, dirilip halimi görsen Atatürk. İyiler umutlu, kötüler ağa. Düşürdük, karıştık toza toprağa. Yurduma göz koydu Barzani ağa. Uyanıp halimi görsen Atatürk. Sokaklar itler kopukla doldu. Zavallı analar saçını yoldu. Amerika şükür komşumuz oldu. Dirilip halimi görsen Atatürk. Unuttu vatandaş zevkle tatili. Her türlü suç üstümüzde atılı. İmralı'da besliyoruz katili. Uyanıp yüzünü görsen Atatürk.
Eserleri çiğnediler, attılar. Memleketi parsel parsel sattılar. Şirket kurup gemi alıp sattılar. Uyanıp bugünü görsen Atatürk. Kardeşim der talabani sıvazlar. Şehit gelir namazını kılmazlar. Vatandaşın isyanını duymazlar. Uyanıp halimi görsen Atatürk. Haram dolu servetleri, şanları, dizi dizi sarayları, hanları, deniz bile temizlemez bunları. Dirilip halimi görsen Atatürk. Gün geçtikçe çoğalıyor acımız. Vuruluyor hakimimiz, savcımız. Zehir olsun makamınız, tacınız. Uyanıp halimi görsen Atatürk. Belki de bir gün bir er gelecek. Acıyla yüzlerimiz gülecek. Korkarım adımız Jono olacak. Uyanıp halimi görsen Atatürk. Şapkamızı eğdirdiler aşağı. Yıkıldı ekinler, çıkmaz başağı. İdareci Amerikan uşağı. Dirilip halimi görsen Atatürk. Mubah saydılar türlü hileyi. Vatandaş çekerken bin bir çileyi. Görmezden geldiler Çanakkale'yi. Uyanıp halimi görsen Atatürk. Vekili mafya başkanı baba. Ne dine sığıyor ne de kasaba. Bayramoğlu der ki ey Kemal baba. Uyanıp halimi görsen Atatürk. Bu evet. Şeyimi gördüğümü yansıttığım. Hüseyin kendi ezikliğimden olanı da size okuyayım hocam. Eğer ikişer okuyorsa herhalde. Böyle güzel bağı tarif eden köyüm şiir var. Evet. Köyüm. Anlatayım hocam. Şimdi tabii ilerleyen zamanda onlardan da okuyayım hocam. Evet. Vezir ettim, çoban oldum kapına. Kaybettiğin sürü sana az Mehmet. Dediğimi iyice yaz kafana. İster isen bir köşeye yaz Mehmet. Hoşgörülü olunmaz ki çakala. İyilikten daim maraz yakala. Yavaş tükür zarar verir sakala. Keser isen köse kalır yüz Mehmet. Kim olursa hep sırtına binerse. Mert görünce hemen orada inerse. Baykuş gibi can evine dönerse. Zamanı yok yuvasını boz Mehmet. Kargayı besle de sakın gözünü. Heba etme sağır ile sözünü. Kem gözlerden sakla elvan yüzünü. Kurşun olur nazarında göz Mehmet. Dil yüzünden katledildi boyunmuş. Dolu hayat boş kafaya oyunmuş. Mezarlıklar üstlerini soyunmuş. Elimizde 5 metre bez Mehmet. Mehmet gayri göz pınarın yaşlanır. Yaz baharda gönül huslat başarır. Bu topraklar çok daha çok yeşerir. Göz yaşarır telin çalmaz tel Mehmet. Bayramoğlu başım alır giderim. Dağım güneş kuzum gölge güderim. Hakkı olan varsa gelsin öderim. Ahirette çetin olur koz Mehmet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim hocam. Evet. Sayın Osman Bey. Osman Bey. Siz evet. De... Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Şimdi, yazarken şiir yazıyorsunuz. Siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl yazıyorsunuz? Şimdi ozanlar zaten dünyada var olanı, gördüğünü yazar. Zaten biraz hocam da bahsetti. Çalıcı ozanlar bilmem ne değil. Ben Alanya'da geldim, ekmeklerin duvarlarda asılı, çöplerde asılı gördüğünce çok üzüldüm. Dernek olarak dedik ki biz kampanya başlatalım, ekmekler çöpe gitmesin. Tabii olmadı, yapamadık elimizden geldi ama tabii yine de hazırladık bazı şeyler. Ben ona bir şiir yazdım. Tabii buna bütün halk biliyor, Alanya halkı. Bu nimeti hep beraber yiyoruz. İsraf etme dostum, haram diyoruz. Ekmek bulamayan var biliyoruz. El ele verelim Alanyalılar. Atma, atma çöpe. Aç yatıyor canlılar. Alanyalı herkese örnek olsun. Ekmeği olmayan sandıkta bulsun. Çöpe atmayandan Allah razı olsun. Gönülden katılın Alanyalılar. Atma, atma çöpe, faydalansın canlılar. Bayat ekmek varsa sandığa atın. Çöpe atmayanlar huzurla yatın. 75 kuruşa alırsın satın. Gönüle girelim Alanyalılar. Atma,
Atma çöpe faydalansın canlılar. Ekmek için insan çok zahmet çeker. Bulamayan dostlar boynunu büker. Karnını doyuran çöplere döker. Çok günah bilelim Alanyalılar. Atma, atma çöpe faydalansın canlılar. Alanyalı çöpten ekmek ayrılsın. Beraberlik Türkiye'ye yayılsın. Fazla alma ne olur, israf olmasın. Kılıç Arslan yazdı Alanyalılar. Atma, atma çöpe faydalansın canlılar. Tabii biz o zaman böyle bir şey hazırladığımızda bir de şey yaptırdık böyle sepet. Bundan aşağı dernek olarak bu sepetten ekmekler şöyle sokaklara koyduk. Şu anda 5-6 tane var. Tabii topluma anlattık bunu. Kampanyalar başlattık. Kimse tuttu ama şu anda. Sokağa koymadı, yaptırmadı. Bunun 250 lira maliyeti, ticaret odasına gittik. Her şeyi hazırladık. Kimseye yaptıramadım. Ben 6 tane falan yaptırdım dernek olarak. Şimdi millet oraya getiriyor, atıyor ekmekleri. Oradaki hayvancılar falan yani götürüyorlar. Ancak böyle. Yoksa onu çok ekmek. Dile getirdin. Evet. Evet. İşte ben bunu sizin bahsettiğiniz gibi ozanlar, şairler gördüğünü anlatıyor. Evet. Evet. Ben de böyle bir şeye imza attım o zamandan. Devam ediyor böyle hocam işte sizlere evet. Sayesinde. Buyurun. İkinci şiirinizi. Şimdi tabii köylere geziyorum ben. Alanya'yı gezdiğim için köyleri gezerken baktım ki köy halkı yaşlanmış. Köyler yıkılmış, hocamın anlattığı gibi binalar bozulmuş. Köy halkı yaşlanmış, kurumuş bağlar. Evet. Üretim azaldı, ne olacak ağlar. Kavala, çobana tüm hasret dağlar. Yaşlar var köyde, nerede gençler? Kavala, çobana tüm hasret dağlar. Gençlerimiz ne oldu, nerede ağlar? Saf temizdir köylü insanın hası. Siler gönlündeki birikmiş pası. Yaşlılar var köyde viran yuvası. Gençlerimiz nerede, ne oldu ağlar. Gençler yok olmuş, kurumuş bağlar. Köylü şehirlinin der efendisi. Atanın sözünü bilir hepsi. Köylüler çaresiz, hiç yok neşesi. Gençlerimiz dönsün köye diyorlar. Yok olmuş gençler nerede ağlar, gençlerimiz köye dönsün diyor ağlar. Geç olsa da atam dediğin oldu, 80 yaşındayım halim soruldu. Erhan kaymakamım kulakları çinlesin, gezdi yoruldu, gençlerimiz köye dönsün diyorlar. Kaymakamım köyleri gezdi yoruldu, ozan türküsünü söyle diyorlar. Erhan Kaymakam'ın da geldiğinde Alanya'ya baktım ki köyleri geziyor, halkı geziyor. Ben de tabii duyarsız kalamadım. Bugüne kadar neden kaymakamlar gidip köyleri gezip dinlemedi falan filan diye düşündüm. Böyle bir şey yazdım ama tabii... Güzel. Yani sağ olsun. Bunu da kaymakamımızdan aldık bu şeyi de, ilhamı da. Öylelikle hocam. Sağ ol. Evet. Evet. Suna Hanım... Ben bir şiir daha okuyabilirim. Siz şiir okuyunca oradan mutluluk duyuyorsunuz. Anlatımı daha iyi anlıyorsunuz. Hı. Evet, siz de bir örnek şiir okuyabilir misiniz önünüzde? Mahallemizdeki komşumuzu tanıyalım. Ha, mahalle komşumuzu tanıyalım, evet. Güven çok önemli dostlar. İnsanların arasında komşunun malı ve canı emanettir komşusuna. Önce saygı, sonra sevgiyi komşularla paylaşsana. Komşumuzu tanıyalım, kim olduğunu anlayalım. Yalan dünya malı için hatır gönül kırmayalım. İnsanların arasında komşuluğu yaşayalım. Üzüntü ve neşemizi komşularla paylaşalım. İnsanların hatırını kırmadan biz yaşayalım. Yaşadığımız her yerde komşuyla selamlaşalım. Hedefimiz sevgi olsun, insana saygı duyalım. Türk milleti hep beraber komşumuzu tanıyalım. Komşuluğun önemini yaşayalım, anlayalım. Huzur komşularla başlar, ülkeyi yayalım dostlar.
Zengin olsun, fakir olsun ayırmayın arkadaşlar. İnsan her an birbirine muhtaç olur vatandaşlar. Bir ülkenin bütünlüğü önce komşularla başlar. Komşular iyi niyetle nice engelleri aşar. Kırgınlık, dargınlık varsa kalmasın arada dostlar. Komşular birlik olursa huzur gelir bu topluma. Komşuluk projesini yayalım haydi vatana. Et tırnaktan ayrılır mı? Bizi ayıran utana. Laz, Çerkezi, Kürdü, Türkü düşmanı denize sürdü. O zaman birlik oldular. El eliyle tüm komşular. Alanya'dan başlayalım. Vatan yayalım dostlar. Kılıç aslan yazdı komşu, ziyarete gitti komşusuna. Anne baba kardeşinden daha yakın komşusuna, sana yaşadığın o mekanda komşunu sen tanısana. Teşekkür ediyoruz hocam. Sağ ol. Şimdi değerli seyirciler, ben de şiir yazarken hangi konuyu yazacağım önce düşünürüm. Önüme şöyle gelir düşündüğüm konular. Ondan sonra belli bir sırayla onu sözlere dökmeye çalışır. Tabii ki şiiri halk edebiyatı türünde, üçümüz de halk edebiyatı türünde yazıyoruz. Yani Karacaoğlan, Aşık Veysel, Pir Sultan Abdal gibi halk edebiyatı türünde yazıyoruz. Tabii şiir böyle yazıldığı gibi şu anda serbest şiir biraz daha çok yazılan bir şiir türü şu anda. Serbest ölçüde de insanlar duygu ve düşüncelerini belli kurallara uymak zorunda, fazla orada ölçü sayısı yok, yazıyorlar. Şimdi ben de sevgiyi öne alan, aşkı öne alan, gel hele uzaktan birine çağırdığımız zaman gel hele deriz. Aşkınla düştüğümü kapımdan bakıp gör hele, niye sana küstüğümü koynuma gir de sor hele. Kemik deri kalışımı, derin suya dalışımı, ince bele sarışımı iki gözünle gör hele. Bedeni saran sızıyı, sütten kesilen kuzuyu, kötü yazılan yazıyı sen okumadan sil hele. Suda görünce balığı, sürür gider çalıyı, sırtına salmış deliği, kolum boynuma sar hele. Gözüyle kaşı uymuş, sevdiğimi herkes duymuş, kara sevda işte buymuş, yarın yüzüne gül hele. Her insan severmiş meğer, sarılmak dünyaya değer, olgun sultanları sever, koşarak bana gel hele. Tabii ki insanlar duygu ve düşüncelerini dizelere dökerken o sevgiyi ne kadar güçlü ifade edebilirse şiir de o kadar güzel olur. Evet, Türkiye'de hocam. Türkiye'de şiiri en güzel olanlar Karacaoğlan. Üstüne yok. Evet, evet. Ama benim yaptığım incelemeye göre Karacaoğlan şiirlerini sazla çaldığı için bütün pürüzleri giderebilmiş, okuya okuya bir su gibi bir ahenk sağlamıştır. Tabii bunun yanında Aşık Veysel de anılacak bu konuda çok şey etmiş bir ozanımızdır. Evet hocam. Şimdi Mehmet Bey, sen köyü anlatan, evet, köylüyü hocam. Anlatan bir şiirin vardı bildiğim kadarıyla. Bir onu şeyden. Köyümden ziyade dedemin ocağına gittim hocam. Bir gün baktım ki ona oturdum, yazdım. Ağlayarak yazdım bir şey mi size okuyayım. Yıkılmış mı? Evet. Öyle eskimiş. Evet. Eskimiş, evi yıkılmış, harabı olmuş. Harap olmuş. Evet. Bu kadar yavruların uçtuğu yuva. Harap olmuş, onu aklıma gitti. Onu görünce biraz evet. Da duygulandı. O duygularla yazdım. Evet. Dede ocağını gezeyim dedim. Bin bir hevesle şaştım, ağladım. Evet. Açtım kapıyı, içeriye girdim. Baktım durumuna, şaştım, ağladım. Unutmuşlar cismi ile adını. Yakmış, bitirmişler taşıdığı odunu. Göremedim yakınını, yadını. Merdiven başına düştüm, ağladım. Yıkılmış yuvası, çökmüş hanesi, duvarda çakılı duruyor mesi. Kedilere
kalmış tavuk kümesi. Görünce kendimden geçtim ağladım. Hakikaten bunu gördüm yani. Kedi tavuk kümesindeydi hocam. Çekti dünyanın gamı derdini. Acımadı hayatını canını. Aslı buldum katırının çanını. Görünce boynumu büktüm ağladım. Evet. Toprak tastan içer idi çorbayı. Diker idi ayakkabı urbayı. Kime bıraktın bu isli yuvayı? Derdine bir ah çektim ağladım. Yokluk bükmüş boynu ile belini. Erken göçtü yaş bulmadı 80'i. Koydu gitti teyzem ile ninemi. Giderken ardından baktım ağladım. Sel almış, yıkılmış yaptığı duvar. Tükenmiş sürüyle güttüğü davar. Yaban olmuş hey çektiği dağlar. İçimi çektim, çektim ağladım. Paslanmış kenarda durur çakısı. Asılı duruyor azık çıkısı. Yarısı kırılmış kollu bıçkısı. Ocağına ateş yaktım ağladım. Anlamadı niye gelmiş dünyaya. Kapılmış bir acı hayat sevdaya. Bağdaş kurur otururdu sofraya. Bir yırtık minder çektim ağladım. Düz harmanlarda ekin dökerdik. Döven vurardık öküz çekerdik. Kuyulardan çamurlu su içerdik. Şimdi Esencik'ten içtim ağladım. Koca alemde görmedi vefa. Azıcık ömründe sürmedi sefa. Boyundan büyüktü çektiği cefa. Güyünün yolunda şaştım ağladım. Beraber olurdu gündüz gecesi. Hep niyaz ederdi dili hecesi. Yanmıyor ocağı tütmez bacası. Kara ocağını yaktım ağladım. Kimselere bildirmezdi derdini. Göçüp gitti dede nene yurdundan. Bir Fatiha verem dedim ardından. Olduğum yere çöktüm ağladım. Taş pazarda evi giyi yaylası. Taşınıp gitmişler yoktur sılası. Duvarda sokulu nalı çivisi. Eskiyi yeniyi döktüm ağladım. Varıp kimyalara çöksem otursam. Kustarıştan suya kova batırsam. Ömrümden versem de geri getirsem. Umutsuz umutsuz çıktım ağladım. Bayramoğluyum dedem Gazahmet. Boşunaymış çekilen bunca zahmet. Okundu dua, söylendi rahmet. Maziye bir çizik çektim ağladım. Yani ömür mazisi bu yani. Bir çizik çektik. Öyle kapandı. Allah gitti. Evet. Rahmet eylesin dedi. Evet. Güzel. Tüm güzel ölülerimizi çok güzel yani. Dili tatlı şey de bir insandı. Evet, Allah rahmet tabii. eylesin inşallah. O zaman biraz da duygulanmışsın. Evet. Evet. O duyguyla oldu zaten. Evet. Şimdi bu köyümü anlatayım. Evet, köy. Evet. Köy. Antalya'nın çok en eski kasabası hocam. En eski Kızılar, kasaba burası. Evet. Eskiden. Alaiye köyünün diyor Kızılağaç kasabası diyor hocam. Bir yazıda okudum. Alanya köyken, Alaiye'yken orası kasabaymış. Nasıl İşte Mehmet Bey evet. son yasa da çıktı. Bu bir isim bile şey çok önemli. Kızılağaç ne kadar güzel bir isim. Evet. Güzel Bademe'nin anlamı var mı bilemiyorum da Kızılağaç dedin mi ta eski tarihten nereden gelmiş, nereye evet, gitmiş, çok eski bir tarih yerleşimi olan bir yer. Evet. Çok önemli. Onun için bence şahsen gene Kızılağaç denmesi daha güzel olur. Evet. Torosların eteğinde kurulu ezelden bahtı garalı köyüm. Yükseği kıraçta alçağı sulu dört yanı dağlar sıralı köyüm. Mezar arasından yolu geçiyor. Yosunlu dereden suyun içiyor. Orağını alan ekin biçiyor. Böyle gitmedi ileri köyüm. Sırt yamaçlarda kayardım kızak. Giye dağından eserdi sazak. Odunsuz yaylada yakardık tezek. 20. asırda çıralı köyüm. Kuş tutmak için tuzak kurardım. Kanayan yarama çaput sarardım. Gün boyu koşardım kendim yorardım. Sevdiğime gönül vereli köyüm. Susuz dağı Torosların eşidir. Ağustos ayında adam üşüdür. Atmacalar dağlarının kuşudur. Avcılar kekliğini vuralı köyüm. Sosyete bacım bilmez huyunu. O boyamaz tırnağını tüyünü.
Bir saatlik yoldan alır suyunu, kızlarının eli kınalı köyü. İlkel kaldı yırtamadı kabını, değiştiremedi ki kafa yapını. Bırakmadı orta çağın sapını, yine o eski kafalı köyü. Siyah saça mavi yazma bürümüş, acı terler boncuk boncuk yürümüş. Kudretten yüzüne sürme sürülmüş, elde oya işler güzeli köyüm. Tutma boşuna salıver gitsin, geçmiyor sözün meğer muhtaçsın. Kilitlenen kapıyı kapadan açsın, topraktan evler sıralı köyüm. Yaz baharda hacı leylek gelirse, çok sevinir yuvasını bulursa. Bir gün olur da soran olursa, Bayramoğlu dersin buralı köyüm. Güzel. Bu, İkiyi anlatmışsın köyünü. Evet, iyi. Anlatmaya çalıştık. Bilmem evet. Anlattım mı artık. Evet Osman Bey. Evet, teşekkür ediyoruz Bayram Bey'e. Ben bunu Bayram Bey'i tanıyalı eskiden de söyledim. Güzel. Benim şiirlerim var. Evet, inşallah. Daha güzellerini yazar. Evet. Ben de Alanya'da yerel 22 sene oldu. Hep gezerim Alanya'yı tabii. Alanya'dan etkilendim gerçekten. Güzel bir ilçemiz. Nazar değmesin Alanya'm dedim. Bunun eseri de hazırlandı çıktı. Kasetler yapıldı. Torosların ortasında sanki cennetten köşesin. Irmaklarınla çağlayıp gönüllere sen neşesin. Sana geleni Alanya'm her dem misafir edersin. Seni görenlere sordum hayran oluyor bilesin. Akdeniz'de birincisin. Yaylalarınla güzelsin. Gökbel yaylası çok güzel, ozanlar seni söylesin. Mavi deniz Alanya'da gelin gibi süslenirsin. Nazar değmesin Alanya'm Akdeniz'de bir tanesin. Her mevsimde açar gülün, çiçeklerin de yaprağın. Güzeldir muz, portakalın, yeşildir Toros dağların. Dim çayı ırmağın ile sulanır bahçe bağların. Kevgubat'ı anlatıyor kaledeki anıların. Kışın beyaz olur senin. Mahmutlar'da Cebeli Reis'in dağın. Siyatra Kalesi canım, tarihlerde eski çağın. Mavi deniz, Alanya'da gelin gibi süslenirsin. Nazar değmesin Alanya'm, Akdeniz'de bir tanesin. Kuş yuvası Torosların ortasındadır belinde. Türbeli Nas'ın yaylaları canım, ağların elinde. Çay arası güzelliğin söylenir ozan dilinde. Geyik dağı Söbiçimen yaylalarının dibinde. Gedevetle Kızılalan kadı yakası gönlümde. Gören yaylasını söyler ozan sazının telinde. Mavi deniz Alanya'da gelin gibi süslenirsin. Nazar değmesin Alanya'm Akdeniz'de bir tanesin. Sen Alanya'nın evet. Şeyine, doğasına, evet. Tabiatına aşık bir arkadaşsın. Onu daha çok dile getiriyorsun. Evet. Alanya'nın insanına, toplumuna, canına, taşına, toprağına hayran olmamak mümkün değil. Bütün tabiatlar, bütün geçmiş, bütün evliyaları, enbiyaları, kralları hep Alanya'da yaşamış. Nedense Antalya değil Alanya. Tarihi okudunuz zaten. Evet. Onun için çok güzel bir ilçe. Çok güzel bir ilçe. Evet. Hele dışarıdan gelince bunu daha iyi görüyorsun. Tabii ben Türkiye'yi tüm gezdim. Böyle bir şey yok olamaz. Evet. Evet. Şimdi programı sonuna doğru geliyoruz. Evet. Ben şunu söyleyeyim. Buyur hocam. Genelde Türk toplumunda şöyle bir şey var. Her ailede bir problem oluyor. Probleme bakıyorum. Miras bölmelerden kaynaklanıyor. Miras yüzünden baba rahmetli olunca çocuklar mirasta bir kavga ediyorlar. Şimdi ben de bunu şey için dile getirdim. Çok güzel. Rahmetli babalara yalan dünyada çok çalıştın, orada istirahat et baba. Ruhunla cennete dolaştın, bizlere ardına tak baba. Usulünce defini yaptık, içimize acını attık. Talkını hocaya çağırttık, yeniden vasiyet yap baba. Sen gidince düzen bozuldu, mezar kepçeyle kazıldı. Alnımıza kara yazı yazıldı, yerini tutacak yok baba.
Sizler 10 çocuğa baktınız. Her gün yemeğimizi yaptınız. Ambara yiyecek kattınız. Anamın haline bak baba. Malı bölerken dövüş ettik. Olmadı mahkemeye gittik. Birbirimize hile yaptık. Orada malını sat baba. Bağla bahçe perişan oldu. Yıkıldı çalı domuzla doldu. Evimiz viraneye döndü. Oradaki evini sat baba. İnsan varsa malıyla ölür. Değer yüksekse miras olur. Olgun okur bunları bilir. Orada nur içinde yat baba. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Onun için babalarımızdan kalan mirası bölürken güle güle bölelim. Helallaşa bölelim. Tabii dünya malı tabii. Değerli dinleyiciler, sizlere bugün Alanya'daki şiir yazanları ve okuyanları iki arkadaşımızı tanıtmaya çalıştık. Bizim sonuç olarak şöyle diyebiliriz. Şiir eğitimde iyi ve coşkulu bir anlatım biçimidir. Bu edebiyatımızda da çok önemli bir yer alır. Şiir okumak insanları dilendirir ve eğlendirir. Çocuklara şiir okuma ve yazmasını sevdirmeliyiz. Edebiyatımızda şiir biçimi geniş bir yer tutar. Şiir eğitimde çok kullanılan bir araçtır. Değerli seyirciler, bugünkü programımız burada sona eriyor. Hepinize iyi akşamlar diliyor, mutlu günler diliyor.